Arkadaşlar zengin ve fakir videolarında sizin isminizi kullanmamı ister misiniz? Yapmanız gerekenler kanala abone olup bildirimleri açıp Yorumlara isminizi yazmak. Dini değeri yüksek olan isimlere, örneğin Muhammed gibi isimleri kullanmayacağım arkadaşlar. Her yorum yapanın ismini de kullanamam ama zamanla çoğunu kullanmaya çalışacağım. Haydi videomuza geçelim. Şuraya baksana her yer balık dolu ya. <laughs> Abicim, buralarda köpek balığı da var mı? Kardeşim köpek balığı, mürekkep balığı, kayıp balık ne mobile var kardeşim. Haydi gel kardeşim ev turuna çıkalım. Ama hazır ol ev gerçekten çok büyük. Neyse kardeşim gel yatak odasına gidelim. Evet kardeşim gördüğün gibi. Burada biz yatacağız uyuyacağız. Burada televizyonumuz var. Burada bilgisayarımız var. Tren var burada oynayabiliriz. Abicim bilgisayarı da ben çok beğendim. Gerçi... He? O da ne? <laughs> Abicim şuna bak. Kocaman balıklar var. Oha! <laughs> Evet, buldum sizi. Benden kaçabileceğinizi sandınız değil mi zengin fakir kardeşler? Zengin, fakir, burada olduğunuzu biliyorum. Çıkın lan ortaya. Şerefsiz doktor, kandırdı beni, yalan söyledi. Zengin ve fakir burada değiller. Ulan izinizi sürerek ben sizi bir bulayım da o zaman gösteririm ben. Abi acaba sende dalgıç elbisesi var mı ya? Denize dalmaya gideriz. Balıkları daha yakından görmüş oluruz hem. Ne dersin abicim nasıl fikir? Olur kardeşim bende zaten dalgıç elbiseleri var. Sen yeter ki iste canım kardeşim benim. Senin için dünyaları satın alırım. Ha? O ses de neydi? Dışarıdan bir ses geldi fakir duydun mu? Sakın bir yere ayrılma. Abicim dikkatli ol lütfen. Tamam kardeşim bekle burada. Sessiz olmam lazım. Dışarıda birisi var. Allah kahretsin. Evet. İşte bu. Bulamayacağım sandınız değil mi? İşte buradasınız. Dur ben şu havaya ateş açayım da benim geldiğimi anlasınlar. Zengin, fakir, buradayım ulan. Bırakmadım peşinizi. Yakalayana kadar da bırakmayacağım ulan sizi. He? Evet. Bunu tahmin etmeliydim. Bir deniz evinde yaşıyorsunuz demek. Acaba girişi nereden? Suya giremem. Suda çok köpek balığı var. Beni öldürebilirler. Bu eve girişi bulduktan sonra haliniz keset olum sizin. Bitireceğim sizi. Bulacağım lan sizi. Duyun sesimi zengin fakir. Bulacağım sizi. Zengin ve fakir. Suyun altında olduğunuzu biliyorum. İçeri gireceğim az sonra. Yakalayacağım sizi. Allah kahretsin. Bu polis çok olmaya başladı artık. Pislik herif. Dışarıda ateş ediyor resmen. Neyse. Umarım düğmeyi bulamaz. Dışarıdaki düğmeyi bulursa eve giriş yerini bulabilir. Bu polis artık çok oldu. Bitti bu sefer senin işin oğlum. Çıkacağım buradan yüzleşeceğim artık seninle. Göstereceğim sana. Pislik polis. Fakir kardeşim. Hazırlan kardeşim. Polis gelmiş. Şu bize arayan polis. Kardeşim ben bir karar aldım. O polisi bugün öldüreceğim. Yeter artık. Canıma tak etti. Ama abicim o bir polis. Eğer ki onu öldürürsen gerçek bir katil olursun. Abicim öldürme boş ver. Hayır kardeşim. O polis artık çok kaşındı. Bunun hesabını ödeteceğim ona. Bizi durmadan rahatsız ediyor. Yeter artık. Kardeşim şimdi senden istediğim bir şey var. Bak burada. Şu dolapta. Görünmez bir kask var. O kaskı takıp polisi şaşırtacaksın. Ben de arkasından onu öldüreceğim. Tamam mı kardeşim? Bu yola beraber çıkacağız. Tamam abicim. Sen şu ana kadar beni hiç yalnız bırakmadın. Ben de bu durumda seni yalnız bırakamam. Görünmez kask aldım abi. Bunu giydiğim zaman görünmez olacağım değil mi? Evet kardeşim. Eğer ki o kaskı giyersen görünmez olursun. Şimdi o kaskı giy ve benimle gel kardeşim. Tamam abicim. Giyiyorum. Ne? Abi. Görünmez oldum. <laughs> Bu kask gerçekten çok güzelmiş abicim. Görünmez oldum. Oha! Kask dışında hiçbir yerin gözükmüyor kardeşim. Sadece kafanda kask gözüküyor. O yüzden eğilerek gitmen lazım. Çünkü kafandaki kask gözüküyor. Tamam mı kardeşim? Tamam abicim. Sen hiç merak etme. Ben o işi halledeceğim. Tamam kardeşim. Şimdi sen beni burada bekle. Ben bir silah alıp geleyim. Tamam abicim bekliyorum. Hemen geliyorum kardeşim. Evet şimdi evin en gizli bölmesinden silah alma zamanı. Nerede mi dersiniz? İşte burada. Evet silah ve zırh. Burası da farklı bir bölüme gidiyor. Orayı daha sonra göstereceğim. Şuradan. Tamam. Bu kadar mermi yeter. Şuradan çıkalım. Evet polis. Bu sefer senin işin bitti. Cehenneme yollayacağım seni pislik herif. Gel bakalım buraya. Kardeşim. Haydi gidebiliriz artık. Polisi öldürme zamanı geldi. Tamam abicim geliyorum. Haydi gel kardeşim gidiyoruz. Kardeşim bak bu işi doğru düzgün yapmak zorundayız. Yoksa polis seni asabilir. Beni de hapse atar tamam mı kardeşim? Tamam abicim sen hiç merak etme. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sana güveniyorum. Haydi gel gidelim. Evet polis. Şimdi işin bitti senin. Zengin ve fakirin gücünü göreceksin şimdi. Kardeşim. Bak şimdi. Sen şimdi önden çıkacaksın. Polisi şaşırtacaksın. Ben de arkasından onu öldüreceğim. Haydi kardeşim. Ben burada bekliyorum. Şimdi sen çık ve polisi şaşırt. Bir dakika sonra ben geleceğim. Tamam abicim. Sen burada bekle. Şimdi o polisin işi bitti. Günlerdir bizi rahatsız edip duruyor. Çaktırmadan dışarı çıkayım da. Evet. Tamamdır. Bakayım. İşte orada. Polis orada. Mal beni göremiyor. <laughs> tamam. Şu yerden taş alayım da şaşırtayım şunu. Evet. Şu taşları atayım şuna doğru. <laughs> He, o ses de neydi? Kim var orada? Çabuk çık ortaya. Kim var dedim orada? Zengin sen misin? Bak yakalarsam fena olur oğlum. Oyun oynamayın benimle. Ulan pisli herifler. Yakılacağım lan sizi. Neredesiniz lan çıkın ortaya. Pisli kerifler sizi. Neredesiniz diyorum size. Zengin. Bak benimle oyun oynamayın oğlum yakalarım sizi. Evet. Fakir şaşırtmayı başardı herhalde. Hemen şuradan çıkıp o pisliği öldüreyim. Pislik herif bak buraya. He? Zengin. Demek buradaydın ha? Ulan ne yapıyorsun lan o elindeki silahla? Bırak çabuk. Oyuncak değil o. At onu yere. Teslim ol. Kanuna teslim ol zengin. Fakir gel kardeşim kaskı çıkart. Tamam abi geliyorum. Çıkarttım abi kaskı da. Göstereceğiz oğlum sana. Öldüreceğiz seni. Pislik polis. Vay çakallar vay. Bana tuzak kurdunuz demek ki. Öldüreceğim lan ikinizi de. Pislik herifler. Abicim dikkat et. Hı? Geber. Ben devletin polisiyim lan. Öldüreceğim sizi. Bunu yanınıza bırakmayacağım lan. Beni öldürecekti kardeşim. Pislik herif. Bunu sen istedin. Hayatımız boyunca peşimizden gelmene izin veremezdim. Uzun zamandır bizi takip ediyordu fakir. Neyse kardeşim. Sesimizi elbet birileri duymuştur. O yüzden bu cesedi buradan temizlememiz lazım. Tamam mı fakir? Ondan sonra evimize gireriz, saklanırız. Kimse de bizi bulamaz. Oradan bir silah sesi geldi. O da neydi öyle? Allah kahretsin. Burada birileri var galiba. Helikopter falan var.